Gaia teorisi ile tanınan İngiliz bilim adamı James Lovelock son kitabında, Mars yüzeyinde yapılan araştırmalarda elde edilen bulguların, dünyadaki yaşama benzemediğini, gezegenin yüzeyinde bulunan su kaynaklarının da, tuzlu ve içilemeyecek derecede olduğunu belirtti. Dünya 4,5 milyar yıl yaşında. 2 trilyon galaksiden ve her bir galakside, 100 milyar yıldızın yer aldığı evren yani kozmos ise, 13,8 milyar yaşında. Bu kadar devasa büyüklükteki evren ile ilgili çeşitli sorular, her zaman insanların zihninde yer aldı ve onları araştırmaya itti. Evren ile ilgili yapılan araştırmaların ana eksenini, dünyadan başka gezegenlerde yaşam var mı, evrende bizden başka birileri var mı, soruları oluşturdu. Yapılan çalışmalarla bilim adamları, evrende yalnız olmadığımızı düşünmeye başladı. Bu bilim adamlarından biri de, Gaia teorisi ile tanınan İngiliz bilim adamı ve çevreci James Lovelock'tu. Lovelock, Nova Sen Yaklaşan Hiper Zeka Çağı adlı eserinde evreni, dünyayı ve geleceği anlatırken, dünya dışındaki gezegenlerde yaşam fikrini de irdeliyor. Kolektif kitaptan çıkan eser, Ebru Kılıç'ın tercümesiyle yayımlandı. Lovelock kitabında, Mars yüzeyinde yapılan araştırmalarda elde edilen bulguların, dünyadaki yaşama benzemediğini, Mars'ın atmosferinin güneş ışınlarına karşı, son derece korumasız olduğunu dile getirirken, havanın ise büyük oranda karbondioksitten oluştuğunu, gezegenin yüzeyinde bulunan su kaynaklarının da, tuzlu ve içilemeyecek derecede olduğunu söylüyor. Küresel ısınma ile ilgili ise Lovelock, küresel ısınma ağır ilerleyen bir süreç ve en kötü etkileri de, son derece rahatsız edici olaylarla ortaya çıkacak. Yakın dönemde yaşamaya başladığımız sert hava değişiklikleri, yaklaşmakta olanı haber veren ılımlı işaretlerdir yalnızca. Değerlendirmesini yapıyor. Bilim adamı ve çevreci kimliğiyle dünyayı ve çevresel sorunları kaleme almış ve, kitabında bu sorunlara çözüm yolları da getiriyor.